Selamlar hepinize. LCS değerlendirmesiyle, LCS'in 6. haftasından sonra sizlerle birlikteyim. Son hatırlatmamızı hemen yapalım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu programdan bir sonraki videomuz çok büyük bir ihtimalle bir tier list videosu olacak ve orman videosu olma ihtimali var. Çok istiyordunuz, bekliyordunuz. Yani böyle deyip sizi Sonra bambaşka bir tier list geliyormuş. Bu da olabilir. Her türlü şeye hazırlıklı olmanız lazım. Diyelim ve hemen 6. haftayı değerlendirmeye başlayalım. 6. haftaya yani ben geçen hafta Counter Logic Gaming'den bir daha konuşmayacağım diye bahsettim ve TSM Counter Logic Gaming'e yenilmeyi becerdi. Alkışlıyoruz kendilerine. İnanılmaz bir başarı gerçekten TSM'den. League of Legends'la alakası olmayan lige net şekilde havlu atmış bir takıma yenilmeyi başarılar. Bu arada League of Legends'la alakası olmayan takım en azından bu hafta biraz alakadar olmaya başladığını gösterdi. Immortals maçında da biraz direnç gösterdiler ve şeye döndüğünü gördük siyalcinin. Draftları çok daha basit oynuyorlar. Normal sıradan team fight kompozisyonları kurmaya çalışıyorlar. Koridor aşamasında kaybetmeyelim, biraz direnç gösterelim. Rakip hata yaptığında da takım savaşı yapıp kazanabiliriz diyorlar. Ama hala gitmeleri gereken çok yol var. Bakalım gelecek mesime toparlanabilecekler mi? Şimdi bu, bu hafta takım takım gitmeyeceğim çünkü gördüğünüz üzere 6 takım. Şey 4 takım 6. sırada, 4 takım 3. sırada, 3 takım 3. sırada. Ve bunların arasında sadece 1 maç fark var. İnanılmaz yakın durumda lig. O yüzden biraz iyilerden ve kötülerden bahsederim. Bu takımların içinde iyi oynayan bir tane takım var Team Liquid. Team Liquid bu haftayı inanılmaz iyi geçti. Doublelift hastayken üstelik Tactical ile oynadılar. Çaylak bir oyuncu ile oynadılar akademi oyuncularıyla ve oldukça da iyi performans gösterdi Tactical. Ama galibiyetler sadece Tactical iyi performans gösterdiği ile alakalı değildi. Team Liquid nihayet bu sezonun nasıl oynanması gerektiğini biraz anlamış konumda gözüktü. Daha fazla orta koridorlu ormanını yan yana kullanmaya başladılar. Özellikle Brox'a evet bir adapte olduğu zaman Kuzey Amerika ortamına ve takıma daha iyi olmasını bekliyorduk ama bir anda bu kadar sıçraması sadece Brox'a adapte olduğu ile alakalı değil. Oyun stilinde de bir net bir değişiklik vardı Team Liquid'in ve geliyorlar. Dikkat etsin tepedekiler. Team Liquid'in önüne çıkacak takımlara şimdiden geçmiş olsun diyorum. Son haftada hem FlyQuest hem cloud ile maçı var Team Liquid'in. Ama ben o haftaya kadar Team Liquid'in hem gelecek hafta hem ondan sonraki hafta maç kaybetmesini beklemiyorum. Şimdi gelelim sıkıntılı olan takımlara. Kalanların hepsi. Evet şaka gibi ama kalan 6 takımın hepsi çok büyük problemler içinde. Şimdi Golden Guardians yine yetenek duvarına takılmış durumda. Hauntsur bu hafta bireysel olarak çok iyi bir hafta oynamasına rağmen işte ikinci maçta biraz closer aksadı. Closer aksadığı zaman zaten takımın genel kalanı aksıyor. Çünkü ekstra bir playmakerları yok. Öyle bir oyuncu yok yani kadroda. Ve yine takıldılar. Takıldıkları takımda Evil Genius. Evil Genius'ta hemen oradan oraya da geçelim yani. Evil Genius'ta da şöyle problemler sürüyor. Onların da bir düzeni yok. Hala bir düzen oturmamış durumda. 6 hafta geçti. Yani 6 hafta herhangi bir düzen yok kadroda. Onların kadro olarak bireysel fark yaratabilecek oyuncuları var. Playmaker'ları var ama düzen yok. Düzen olmadığı için zaten Golden Guardians'a karşı Golden Guardians'ın kötü bir gününde Golden Guardians'ı yenebiliyorlar. Bireysel anlamda. Normal bir gününde Golden Guardians'ın onları yenmesi gerekiyor bence. Onlar adına da EG adına da problemler devam ediyor. Onlardan hemen diğer bir problemli takımı atlayalım. 100 Thieves. Ben 100 Thieves'i görünce üzülüyorum ya. Çünkü bu kadroların içinde aslında belki de en çabuk uyum sağlaması beklenen, çünkü daha önce oynadıkları oyuncular belli başlı noktalarda, işte Kodisan geri geldi vesaire daha önce kullanılan durumlarda ve daha tecrübeliler diğerlerinden. Şimdi Evil Genius evet belki e, yer yer tecrübeli oyunculara sahipler ama şimdi Chizuköy falan Kuzey Amerika sahnesi için yeni. E, Golden Guardians'da zaten iki tane küçük bölgeden gelen oyuncu var. E, yani diğer rakiplerine bakalım. İşte onlar, yani T's kadar tecrübeli olan bir tek Dignitas var. Belki Immortals'ı da sayabiliriz ama Immortals'ın da gene işte iki kişi Avrupa'dan geldi. Bölge değişikliği vesaire olan oluyor biraz kurtarabilirler ama net rakiplerinde onlar kadar tecrübeli iki, iki, iki takım var. Ee, tek takım var, Dignitas. Şimdi Hundred's bu kadar tecrübeli takım ama bu kadar maçın içinde kaybolmaları hakikaten tuhaf geliyor bana. Çünkü bir türlü şeye karar veremiyor Hundred's maçın içinde. Ya biz ne oynuyoruz? Biz maça çıktık. Bizim galibiyet koşulumuz ne? Anadolu'nun bunu bilmiyor maçın içerisinde. Bu çok büyük bir sorun. Şimdi EG'yi yenerken de böyle pr problemler yaşadılar. Team Liquid'e yenilirken bu arada Team Liquid'den inanılmaz bir stomp yediler. Dümdüz etti Team Liquid'e onları maçta. Ve şeyi net şekilde fark edebiliyorsunuz maçta. Hundred Tiz ne yaptığını bilmiyor. Şimdi Zucu yanı şimdi yıllardır yani yıllarca Kuzey Amerika sahnesinde iyi performans göstermiş. Tepelerde oynamış. Bir ormancıya sahipler. Buraları biraz daha bilmesini bekliyoruz. İşte geçen sezonu özellikle çok çok iyi geçirmiş. Artık o da uzun süredir burada oynayan bir nişancıya sahipler. Ama niyeyse takım bir türlü ne yapmak istediğini bilmiyor. Yani playoff yarışına hakikaten kim ne olur bilmiyorum artık. Çünkü o kadar yakınlar ki ya yani şu takımların içinde azıcık düzen sağlayan, azıcık istikrar yakalayan herhangi bir takım hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Şu anda Under Tease de istikrar yakalasa. Dignitas da istikrar yakalasa veya Evil Genius de biraz bir düzen bulsa ya da Golden Guardians'da birileri daha iyi oynamaya başlasa otomatik playoff'a kalacaklar. Ama şu anda hangisini kalacağını gerçekten kestiremiyorum. İnanılmaz büyük bir istikrarsızlık var çünkü. Diğer bir istikrarsız takımıza gelelim. Immortus. Immortus bu arada ben 5-2 olduğu zaman da söylemiştim. Bu takım düşüşe geçecek diye. Böyle gitmeyecek diye bu iş yani. Ve öyle de oldu. Çünkü onlar da çok limitli bir kadroya sahipler. İşte hep Ayka'dan bahsediyordum. Mesela Ayka'nın bu haftaki maçlarında bireysel olarak ne kadar geri kaldığını görüyorsunuz. Özellikle mesela CLG maçında şimdi Pobelter'a karşı oynuyor. Evet Pobelter çok parlak bir oyuncu değil ama Kuzey Amerika sahnesinde yıllardır oynayan tepelere de çıkmış. istikrarlı bir oyuncu Pobelter diğerlerine kıyasla. Ve Ayka çok net gerisinde kaldı onun. Hatta yani şöyle söyleyeyim CLG'nin o Immortals maçını da kazanması lazımdı. CLG CLG olduğu için kaybetti o maçı kazanabileceği mi maçtı? Bütün objektifleri rahat rahat teslim etti CLC ve ona rağmen inanılmaz zorlandı Immortus. Bu da tamamen yetenekten kaynaklanıyor. Alt koridoru ekstra şeyler çıkarmadığı zaman onlar da hala çok düzenli bir takım değiller. E, açıkçası Bilmiyorum ya yani playoff'a kalabilirler. Tabii ki bu takımların içinde hepsi playoff'a kalabilir ama playoff'ta izlemekten keyif alır mıyım Immortals'a ondan emin değilim ya. Diğer sıkıntılı takımımız Dignitas. Dignitas istikrarsızlığın bir numaralı tabiri şu anda Kuzey Amerika'da. Yani draftlarını şimdi Dignitas'ın bir stili var. Tamam Sinayne yenilebilirsin. Sinayne karşı farklı bir draft denediler. İşte erken önü bir şekilde kaybetmeyelim, tutalım. İşte Anivia Jinx'imiz var late game'e gidince belki bir şekilde kazanırız dediler. Tutmadı ama Sinayne karşı bu tarz şeyleri denemelerini anlayışla karşılayabilirsiniz. Şimdi FlyQuest'e karşı niye böyle bir yani niye bu tarz bir stratejiye gidiyor? Ondan emin değilim. Çünkü Dignitas istikrar olarak zaten problemli bir takım. Huni istikrar olarak çok problemli bir oyuncu. İstikrarlı olsa zaten yani SKT'de kalırdı, T1'de kalırdı. Bu tarz problemleri var. Takımın istikrarlı olan tek oyuncusu belki de Frog'un. Frog'un etrafından niyeyse oynamayı bırakıyorlar. Şimdi bu hafta zaten iki, iki mağlubiyet aldılar ve yakalandılar aslında diğerleri tarafından. 5-7'ye geldiler. Sezona çok iyi girmişlerdi. 4-0'a girmişler. 4-0'a da 3-1 girmişlerdi sezona yakalanlar. Ha en azından C9 ve FlyQuest başlarını şu anda aradan çıkarmış oldukları için görece daha rahat bir fikstürleri olduğunu söyleyebiliriz. Önlerinde. Hatta onların evet Team quit maçı da yok. Yani şu anda Dignitas problem, bundan sonra hep problemli takımlarla oynayacak. Kendileri gibi sorun yaşayan takımlarla oynayacak. O yüzden hala şansları var ama istikrar çok büyük bir problem. E, Huni'nin performans toparlanmadığı sürece de bir şey çıkacağını sanmıyorum ben Dignitas'tan. Playoff konusunda yine bilemiyorum ama e, çok umut vermiyor Diktas bana. Diğer bir sorunlu takımımız TSM. Kobe'yi bile bozmayı başardılar ya. Yani hakikaten ayakla alkışlanacak bir performans TSM 2. Kobe yıllar yılı Avrupa'da Bakın hiçbir zaman Kobe inanılmaz patlayıcı, işte çok büyük oyunlar yapan falan bir oyun, oyuncu olmadı. Ama çok istikrarlı bir oyuncuydu Kobe ve her zaman takımına şu güveni verdi. Biz bu maçı kaybetmezsek ben her türlü bir şekilde maçı getirecek hamleyi yapabilirim mi veriyordu. Her şey düzgün gitsin yeter ki. Ama o onu bile bozmayı başardılar. Çok tuhaf draftlar yapıyorlar. Şimdi mesela bu hafta bir Maokai orta koridor draftları vardı. İşte çalışmıştık, planlıydı vesaire diyebilirler abi. Tamam, bunu söyleyebilirler. Ama Maokai'nin oynanmamasının bir tane sebebi var. Maokai tank değil ki artık. Maokai eskiden aldığı hasarı kırdığı için inanılmaz fazla oynanıyordu. Direkt %20 daha az hasar yiyordu şampiyon. Şimdi öyle bir şey yok ki şampiyonda. Maokai tank değil. Siz tank orta koridor diye Tank değil. Tanklık veren hiçbir şey yok. Pasifiyle vuracak da can dolduracak. Bu tanklı. Bakın Maokai'nin defansif hiçbir şey yok. Tamam. Onu geçtim. Hasar odaklı bir şampiyon mu? Değil. Savaş başlatabiliyor mu? Hayır. Yani sıçraya W atması lazım. Ultisi 50 saatte geliyor. Ultisinden kaçamayan kendi beceriksizliği yani. Şampiyon ne katıyor abi? Bakın ben Maokai'yi inanılmaz seviyorum şampiyon olarak. Oynamayı da seviyorum ama oynanabilecek bir konuda da Güçlü değil yani şampiyon. Ve kendini baltalıyor TSM. Böyle bu tarz rafları çok yapıyorlar bu arada. Bu yeni bir başlangıç değil yani. Onlar adına. Bu tarz rafları çok yapmalarının yanı sıra hala roller belli değil. Bu takımın ana kim? Kobe mi belli değil. Bir maç Björksson'a taşıyıcı rolü veriliyor. Kobe tamamlayıcı gibi oynanıyor. Bir maç Brock taşıyıcı gibi oynatılıyor. Roller belli değil. Hiçbir şey belli değil. Yani sürekli bir istikrarsızlık TSM'de. Bir hafta 2-0, bir hafta 0-2. Düzen. İstikrarlı oldukları tek nokta bu. Hiç şey yapmadılar. Hiç birbirlik haftaları yok. Ya 2-0 ya 0-2. Çok düzenli bir şekilde o devam ediyor. Yani ben TSM'den de umutsuzum. Playoff'a kalırlar muhtemelen. Çünkü kadro olarak diğerlerinin biraz daha üstündedir. En azından bir yoksun var. Bir noktada e, bireysel olarak ya ben fark yaratırım deyip e, şey yapabilir. Olayları değiştirebilir. Geçen sene playofflarda gördüğümüz gibi. Ama açıkçası çok bana umut vermiyor TSM'de. Ve o da bence çok büyük sorunlu takımların içerisinde. Şimdi burada 6 takım çok büyük sorunlu. CLC Ligi havlu attı dedik. TL'de geliyor dedik. Bence TL net şekilde geliyor. Şampiyonluğa gelirim ondan emin değilim ama son haftaya kadar TL'nin gücünü göreceğiz bence. Asıl fena gitmeyen iki takımımız. Bir fena gitmeyen var bir de çok iyi giden var. Fena gitmeyen takımımız FlyQuest. FlyQuest C9 maçını bu hafta aradan çıkardığı için bence artık ikincilikle tek başlarınalar. Bundan sonra ben FlyQuest'ın hata yapmasını çok düşük ihtimalle görüyorum. İki maç fark var aralarında diğer rakipleriyle. Altı maç kaldı. Çok rahatlıkla 4-2 çıkabilirler. Son hafta Team Liquid maçları da var. Yani Team Liquid'e kaybetseler arada bir maç kaybetseler hatta bile ikinciliği tutabilecek konumda ee, FlyQuest. Çünkü Tim bir de son hafta Sina maçı var. Çok önemli bir maç o Sina adına vesaire. Çünkü muhtemelen 18-0 bitirme maçı olacak. O yüzden oraya güvenebilirler. Ben artık FlyQuest'in buradan ikinciliği kaptıracağını düşünmüyorum. Oyun olarak da gayet roller belli. Kimin ne yapması gerektiği belli. İstikrarlı bir takım. Yetenek olarak ben çok üst seviyede değiller. Ama önemi yok. Birbirlerinin açığını kapatabilecek bir oyun stili bulmuş durumda FlyQuest. Bir de ekstra seçimleri de var ceplerinde. Yani her oyuncuların her oyuncularında var bu. İşte ekstra mesela Lee'sini onlar ben Lee'sini onlar kadar verimli kullanan bir tek Blubber'ın olduğunu düşünüyorum. Santorin kadar verimli kullanan. İşte Rivenus koridorları var. Var ellerinde ekstra seçimleri Power of Evil tekrardan form yakaladı. Hatta galiba geçen haftanın MVP'si oldu. Bütün haftanın MVP'si. Ve Power of Evil form yakaladığı zaman e, onların da adına işler daha da iyi gidecek. FlyQuest buradan ikinciliği vermez diyorum ben. Playoff'ta TL'e denk gelmezlerse finale de gidebileceklerini düşünüyorum. Diğer efsane giden artık efsane giden oldu Cloud9. 12-0. Ve maçın hiçbir dakikasında yenilecek gibi de durmuyorlar ya. 12-0'la ama gerçekten herhangi bir dakikada yenilecek gibi durmuyor Cloud9. Ben, ya yani en önemli rakipleri FlyQuest'ti. FlyQuest maçında da şunu gördük. FlyQuest bir hamle yapıyor. C9 iki hamle yapıyor. FlyQuest 100 gold kazanıyor. C9 150 gold kazanıyor. Böyle 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 bir şekilde kazandılar maçı. Ve onlara karşı bile aslında görece hızlı bitirdiler maçı. Sinan'ın son hafta Team Liquid maçı var. O maça kadar ben Cloud9'a e hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. Sinan belki Team Liquid o maçı ekstra motivasyonla oynayabilir. Hem cloud 9ın 18 0'ını bozmak için hem de olası bir FlyQuest'le eşitlik bozma durumunda hani eşit kalabilmek için, eşitlik bozma maçına gidebilmek için deneyebilirler bunu. Ekstra bir motivasyon olabilir Team Liquid'in ama diğer takımların hiçbirinin Cloud9'u yenebileceğini düşünmüyorum. Cloud9 kendisi trolleme trollemediği sürece bu saydığımız 6 sorunlu artı CLG'nin hiçbirine yeneceğini düşünmüyorum diyelim. Ve 6. hafta LCS değerlendirmesinin sonuna gelelim. Bizim çocukların performansından 2 haftadır özellikle bahsetmiyorum. Biraz hızlı bir şekilde geçiyorum. Playoff öncesinde tekrar da onların performansına da bahsedeceğim. Tekrar hatırlatalım. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda yani TRS videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.